bugün 16-12 civarında İstanbul'un en kalabalık lokasyonlarından olan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybetti, 50 kişinin de yaralandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bildirildi. Şu anda biz de İstiklal Caddesi'nin girişindeyiz. Yani Taksim Meydanı'nda İstiklal Caddesi giriş tarafındayız. Kamerada Rona arkadaşımız var. Rona'dan da rica ediyorum aslında biraz çevreyi de gösterebilir. Yoğun bir polisin güvenlik önlemi var burada. Patlama anından itibaren ise polis İstiklal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarını kapatıldı. Patlama sırasında caddede bulunanlar ise bölgeden tahliye edildi. Caddedeki pek çok kişinin camları kırıldı. Patlamanın etkisiyle şok olan vatandaşlar da, şoka giren vatandaşlar da çevredeki dükkanlara sığındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin yaralandığını belirtti. Fakat bugün bizim Cumhurbaşkanı'nın aktardığına göre ise ölü sayısı ne yazık ki 6'ya, yaralı sayısı ise 58'e çıktı. Yaralılar çevredeki hastanelere hemen nakledildi. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne nakledildi. Buradaki gelişmelere baktığımız zaman ise polis bütün caddeyi tekrardan giriş çıkışlara kapattı. Meydan da bir süreliğine kapalıydı. Çok fazla sayıda ilk araçları burada var. Aynı zamanda tabii soruşturmada 5 tane Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi bu konuyla ilgili araştırmak için. Bununla beraber sosyal medyada da yayılan görüntülerle ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda bir soruşturma başlattı. Bu görüntüleri yayanlarla ilgili ve aynı zamanda bazı sosyal medya uygulamalarına da kısıtlamalar getirildi. Bant daralması olarak adlandırılan. Şu an için biz İstiklal Caddesi'ndeyiz. Dediğim gibi burada giriş çıkışlar kapatılmış durumda İstiklal Caddesi'ne. Kontrollü bir şekilde sürüyor. Burada bir tedirginlikten de bahsedebiliriz. Başka polisler de, vatandaşlar da tedirgin dururken. Şu an için buradan aktaracaklarım bu kadar.